Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MACD indikatörünü inceleyeceğiz. Daha önce RSI bayrak formasyonu, Fibonacci seviyeleri, birçok biliyorsunuz ki formasyonları inceledik. Kaldıraçlı işlemlerde, vadeli işlemlerde veya spot işlemlerde bizlere sinyal verebilecek formasyonlardır bunlar. Eğer bunları bir şekilde uygulayabilirsek, bunları grafiklerimize adapte edebilirsek, hayatımızın içerisine yer verirsek arkadaşlar, bizlere güzel paralar kazandırabilir. Tabii ki bunların hepsinin kullanma amaçları farklıdır. Farklı şekillerde kullanarak, birbirinden onay alarak arkadaşlar güzel pozisyonlar yakalatabiliyorlar. Bakın, ayı döneminde de, boğa döneminde de bir piyasayı sadece yükseliş amaçlı görmeyin. Piyasa çift yönlüdür. Eğer çift yönlü para kazanırsanız ve sadece yükseliş olarak bakmazsanız pozisyonlarınıza, o zaman işte para kazanmaya başlıyorsunuz. Bu formasyonların da aslında bu amaçla ilgili arkadaşlar birçok çalışmaları var ve bizlere arkadaşlar hem düşüş pozisyonlarında hem yükseliş pozisyonlarında güzel fırsatlar, güzel imkanlar tanıyabiliyorlar. Bu yüzden bu alanda biraz daha işte eğitimleri sıklaştırdık. Birçok formasyonu sizlere sunmaya çalışıyorum. Birçok formasyonu göstermeye ve bunları sizlerin de arkadaşlar kendi grafiklerinize uygulamanızı istiyorum. Ciddi paralar kazanmanızı istiyorum açıkçası. Çünkü bu piyasa benim piyasam değil veya işte başkasının bir piyasası değil. Böyle bir piyasa var. Bu formasyonları herkes kullanıyor. Eğer doğru formasyonları grafiklerinize adapte ederseniz arkadaşlar, herkesin yaptığı işlemleri bilebilir. Bu işlemlere göre gardınızı alabilirsiniz. Şimdi bugün MACD'yi inceleyeceğiz. MACD'yi arkadaşlar TradingView'da açtığımızda indikatör kısmından buraya MACD'yi yazdığımızda arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Moving Average Divergence olarak kullanıma sunulmakta. Bunu tıkladığınızda direkt grafiklerinizin alt kısmına RSI gibi bu şekilde geliyor arkadaşlar. Hem momentum indikatörü hem de arkadaşlar EMA'lerin kullanıldığı kesişimlerle hem olumlu hem olumsuz sinyaller veriyor. Buradaki mavi çizgimiz turuncu çizgiyi yukarıya kestiğinde bir yükseliş sinyali alıyoruz. Turuncu çizgi mavi çizgiyi aşağıya doğru kestiğinde bir düşüş sinyali alıyoruz. Bu MACD indikatörü bize bu sinyalleri veriyor. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi yeşil ve kırmızı mumlarımız var. Bu da pozisyonun hacmini bize gösteriyor. Pozisyon hacimli mi, hacimsiz mi? Yükseliş nasıl veya düşüş nasıl? Bunu buradaki hacimlerden, momentumlara baktığımızda güzel bir şekilde arkadaşlar öngörme şansına sahip oluyoruz. Şimdi baktığımızda genel itibariyle ben spot yatırımlarında çok fazla kullanmıyorum. Biliyorsunuz dipten yatırım yapıp boğanın tepesinde çıkmayı düşünüyoruz, başarabilirsek şayet. Fakat kaldıraçlı işlemlerde birçok formasyon kullanıyorum, birçok indikatör kullanıyorum. Bu indikatörlerle birlikte gün içerisinde işte kasamızı katlamaya çalışıyoruz. Siz de ücretsiz bir şekilde bizim grubumuza girmek isterseniz açıklama kısmında MX borsası ve Bitget borsası linki var. Bu linklerden üyelik gerçekleştirip vadeli işlemlerinizi aktarımı yaptıktan sonra Twitter'dan yazabilir. Sizler de vadeli işlemler grubumuzda ücretsiz bir şekilde pozisyonlarımızı takip edebilirsiniz. Şimdi MACD indikatörü benim için arkadaşlar birçok pozisyonda aslında onay mekanizması olarak geçmekte. Ben bunu onay mekanizması olarak görüyorum. İşte bir bayrak formasyonu çizdim. Bayrak formasyonunu onaylamak için MACD'yi kullanabilirim. Burada bir yükseliş sinyali var mı? Veya işte bir farklı formasyon kullandım. Örneğin RSI'da bir dip pozisyonu yakaladım. RSI'da bir yükseliş bekliyorum. Baktığımda aynı zamanda MACD'den onay alıyorum arkadaşlar. RSI'yi kullanarak, MACD'yi de kullanarak onay mekanizması olarak ne yapıyorum? Pozisyona giriyorum. Çünkü tek başına bazen indikatörler yeterli olmuyor. Bazen formasyonlar da yeterli olmuyor. Bu yüzden birçok trader aslında MACD'ye ne yapar? Onay mekanizması olarak bakar. Yaptığı formasyonlarda, yaptığı grafik analizlerinde, yaptığı, kullandığı işlemlerde MACD'yi onay almak için arkadaşlar kullanmaya devam eder. Aynı zamanda MACD'de iki çeşit benim kullandığım durum vardır. Bu giriş sinyallerini çok fazla kullanırım ve bunun haricinde uyumsuzluğu kullanırım. MACD'de belli bir yükseliş vardır, grafikte düşüş vardır. Bu bizim için bir uyumsuzluktur. Bu uyumsuzluğun tersine işlemde de çok güzel para kazanabiliriz. RSI'da da uyumsuzluğu anlatmıştım hatırlıyorsanız. MACD'de de aynı uyumsuzluk var. RSI ile MACD'yi karşılaştırdığımızda, buradaki çift uyumsuzluğu yakaladığımızda gerçekten bal dök yala bir işlem yakalayabiliriz. Bunları çok fazla yakalıyoruz biz arkadaşlar gün içerisinde. Sizlere örneklerde de göstereceğim. Şimdi baktığımızda Space ID grafiğindeyiz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil mumları yukarıya doğru atmaya başlamış ve yukarıya doğru fiyat çok güzel bir şekilde yükselmiş. Bu esnada biz MACD'yi kullanıyor olsaydık arkadaşlar, MACD'yi gördüğünüz gibi bakın burada 6 Mart'ta bir kesişim vermiş ve yukarıya arkadaşlar güzel bir hareket var demiş. Abi demiş, bak gidecek bu, bunu yakala demiş burada bana. Kesmiş turuncuyu, buradan yukarıya hareket vermiş. Hacmine bakıyorum,
Fiyat çok hacimli. Ciddi bir alıcı var. Ciddi bir para giriyor arkadaşlar bu projeye. Daha sonra fiyat uçuyor yani, gördüğünüz gibi hacimleniyor. Bakın burada ne olmuş? Tepe yapmış. Yani burada uçmuş MACD. Artık burada verdiği onayı, burada ben sana söylemiştim diyor. Şimdi burada MACD'nin onayıyla birlikte girersek pozisyona, gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 Mart tarihinde girdiğimiz pozisyon 17 Mart tarihinde son buluyor. Burada artık gördüğünüz gibi MACD biraz daha önceden arkadaşlar ne yapmış? Turuncuyu kesmiş, aşağıya doğru düşüş sinyalini vermiş. Şuradaki ufak düşüş sinyalini veriyor. Artık buradan sonra çıkış yapan traderlar çok fazla arkadaşlar risk alıp da buradaki sinyali göze alıp yukarıya doğru gitmez. Burada fazla çıkış olduğu için aslında MACD'nin sinyalinden sonra bu fiyat hareketi daha sonra gördüğünüz gibi sert düşüşlere başlamaya devam ediyor. Çünkü buraya attığı mumla birlikte buradaki düşüşü onaylıyor arkadaşlar fiyat. Daha sonra düşüş gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. Buraya kadar long işlem alıp daha sonra MACD'deki düşüş sinyalini takip edip arkadaşlar aşağı yönlü bir pozisyonda da gördüğünüz gibi ne olabilir? Güzel bir şekilde short işlemi açılabilirdi. Baktığımızda şimdi fiyat hedefine burada hemen şöyle 6 Mart'ta girdiğimizi varsayalım ve pozisyondan burada çıktığımızı varsayalım arkadaşlar. Yine 12 Mart tarihine 6 gün sonra %55 karla, tabii ki kaldıraç 10x 20x açarsanız buradaki kazanç kat ve kat olacaktır. Spot'tan girdiğinizi varsayarsak da %55'lik bir kazanç var. Gördüğünüz gibi buraya kadar pozisyonumuz güzel. MACD'nin bize verdiği arkadaşlar şuradaki düşüş sinyalini de yakaladığınızı varsayarsak, gene burada da arkadaşlar güzel bir sinyal yakaladığımız için short işleminden de %60'lık bir kazanç yakalayabilirsiniz. %60'lık kazançla birlikte arkadaşlar %210-220'lik net bir kazançla SpaceID'nin, MACD'nin verdiği sinyalinden vedalaşabilirdiniz. MACD bu sinyalleri sürekli veriyor. Fakat dediğim gibi bir onay mekanizması olduğu için sadece tek başına kullanılmasını ben önermiyorum. Birçok sinyalde kullanılmasını, birçok arkadaşlar formasyonla veya indikatörle birlikte kullanılmasını öneriyorum. RSI ile birlikte MACD'yi kullandığınızda güzel bir onay mekanizması olabilir ve daha garanti işlemler alabilirsiniz, daha garanti pozisyonlar alabilirsiniz. Şu anda güncel olarak gördüğünüz gibi fiyat yukarı gidiyor SpaceID'de. Gördüğünüz gibi bakın, fiyat yukarı giderken MACD de yukarıya doğru kesmiş ve yükselişi onaylamış. Turuncu çizgi kesmedikten sonra mavi çizgimiz yukarıya devam ederse yükselişin devam edeceğini öngörebiliriz burada. Şu an MACD indikatörü SpaceID'de bu sinyali bize veriyor. Gelelim SeiCoin'e. Burada gördüğünüz gibi bayrak formasyonunda anlattığım bir grafik vardı. Bayrak formasyonundan %20'lik bir grafikte yükseliş yakalamıştık. Bu yükselişle birlikte arkadaşlar çıkışımızı erken yapmıştık. Bu erken çıkışta aslında MACD burada bize onay vermeye, trendin devam ettiğini söylediği için çıkış yapmayıp MACD ile birlikte bayrak formasyonunu birlikte kullanarak yukarıdaki tepe noktasına kadar biz kazancımızı %45'lere taşıyabilirdik. Buradaki olayı anlatmak istediğim, yani birbiriyle kullanarak, onay mekanizması olarak kullanarak arkadaşlar dikimenin %10'luk %20'lik kısmı bize güzel kazanç getirirken, bu trendin devam edeceğini MACD onaylıyorsa bizim kazancımız %50'ye kadar da çıkabilir. Yani MACD ile daha da garanti işlemler alabilirsiniz iki formasyonu kullanarak. Burada ise arkadaşlar baktığımızda fiyat gördüğünüz gibi ne yapıyor burada? Düz bir devam ediyor. Ufak bir düşüş var, düz bir devam ediyor arkadaşlar. Fakat gördüğünüz gibi RSI da aşağıya, MACD de aşağıya bir geri çekilme var burada bakın. Fiyat burada düz, burada geri çekiliyor arkadaşlar. Bu bir uyumsuzluktur bizim için. Burada hemen bunu yakaladığınızda ilk kapanışta yukarıya doğru bir long işlemle birlikte takır takır kazandırabilir size. Bu uyumsuzluğu yakalamak da tabii ki gözünüzle yapmanız gerekiyor bunu. Baktığınız burada aşağıya gidiş var. Grafikte yukarı veya düz bir devam ediş var. Burada tabii ki uyumsuzluğu yakaladığınız için yukarı yönlü pozisyonlarınızı veya aşağı yönlü pozisyonlarınızı çok güzel yakalayabilirsiniz. Gene Tao grafiğinde gözüme çarpan bir durum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi buradaki dipler yükselen dip. Yükselen dipler yapıyor bakın. Yukarıya doğru. Çizgiye dikkat edin, yukarıya doğru dipler yapıyor. Burada MACD'ye baktığımda ise aşağıya, aynı pozisyonda aşağıya doğru bir ne var? Uyumsuzluk var arkadaşlar. Bu uyumsuzluk tamamen yükselişin habercisi. Buradaki arkadaşlar ilk mumdan sonra, yeşil mumdan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Pozisyona gireceğiz. Bu uyumsuzluk bize yukarıya doğru bir hareket geleceğinin sinyali. Bu uyumsuzluktan sonra gördüğünüz gibi MACD de mavi yukarı kesiyor ve fiyat hacimleniyor. Burada yakaladığımızda bu pozisyonu arkadaşlar, bu uyumsuzluğu,
fiyatı gerçekten çok ciddi bir şekilde yukarıya taşıyabiliriz. Bu tarz uyumsuzluklarda fiyat çok sert yukarıya hareket ediyor. Normal sinyallerde bazen %20, %30'luk bir kazanç veriyor. Fakat uyumsuzluklarda arkadaşlar çok sert, ciddi pozisyonlar kazanabilirsiniz. Bu da tabii ki dikkat etmeniz gereken diğer noktalardan bir tanesi. Ben bu uyumsuzlukları yakalamayı çok seviyorum. Uyumsuzluklarda ciddi para kazanıyoruz çünkü. Bu para da tabii ki arkadaşlar az buz bir para olmadığı için sürekli uyumsuzluğun üstüne gidiyoruz. Sizlere de tavsiyem bunları gözünüzle yakalamaya çalışın. Grafikleri takip ederek yakalamaya çalışın. Güzel paralar getirebilir size. Gördüğünüz gibi %156'lık bir yükseliş var. Bu pozisyonu şuraya kadar taşımış olsaydık şayet, şöyle yapalım. Şu pozisyonu şuradan alıp şöyle buradaki noktaya kadar, 320 noktasına kadar taşımış olsaydık %121'lik bir kazanç var. 10x kaldıraçla birlikte çok ciddi bir gelir şansı elde edebilirdik arkadaşlar. Bu tarz sinyalleri sürekli veriyor. Video içerisinde çok çok örnek verebiliriz. Çok fazla örnekler vardır. En basitlerini sizlere anlatmaya çalıştım anlamanız için. Buradaki mavi çizgimiz ve turuncu çizgimiz momentum ibareleri oldukça önemli. Mavi çizgi turuncu çizgiyi yukarıya kestiğinde bir yükseliş sinyali verir. Turuncu çizgi aşağıya doğru kestiğinde bir düşüş sinyali verir arkadaşlar. Bunların tam anlamıyla aşağısındaki hacimler de oldukça önemlidir. Fiyatın hacimli bir yukarı gittiğini, fiyatın hacimli bir düşüş olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Fakat tabii ki bunları uygularken pozisyonlarınıza sıkı takip etmeniz gerekiyor. Çünkü MACD burada bir anda aşağıya kesebiliyor, bir anda yukarıya kesebiliyor. Aşağıdaki momentumlar çok yüksek hacimli olabiliyor. Bu yüzden anlık takipler de önemlidir bunları kullanırken. Sadece dediğim gibi arkadaşlar işte aldım mavi çizgi yukarıya kesti, alayım yukarı gitsin. 5 dakika sonra da aşağıya kesebilir. Yani grafiklerin de pozisyonların da önemi oldukça büyüktür burada. Bu yüzden sıkı takiple birlikte güzel kazançlar yakalayabileceğiniz bir indikatör açıkçası. Herkese bol kazançlar diliyorum.